Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Bakan, Sayın Bakan Yardımcıları, yüksek yargı organlarımızın değerli temsilcileri, Adalet Bakanlığı'nın sayın bürokratları, komisyonumuzun çok değerli üyeleri, milletvekili arkadaşlarım, basınımızın değerli çalışanları, ben de herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Pazar akşamı gerçekleşen terör saldırısını kınayarak başlamak istiyorum. Masum insanlara, çocuklara yönelen terör nereden gelirse gelsin bir insanlık suçudur ve teröre karşı hep birlikte kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Komisyonumuzun değerli üyeleri, değerli hazırın. Aslında gerçekleri konuşmak zorundayız burada. Çok ciddi bir adalet sorunuyla karşı karşıyayız. Ve bu da sistemle doğrudan bağlantılı. Çünkü Türkiye bugün içinde bulunduğu sistemle bağımsız ve tarafsız yargıyı tesis etmesi mümkün değil. Nasıl bu hale geldik? 2010 ve 2017 referandumları maalesef yargıyı ele geçirmek amacıyla yapılan referandumlardı. 2017 referandumu OHAL döneminde gerçekleştirildi. Normalde olağanüstü hal dönemlerinde köklü sistem değişikleri referandumlar olmaz. Olağanüstü hal dönemlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili seçimi olmaz. Ama maalesef iktidar bunların hepsini yaptı. OHAL niçin ilan edilmişti? Hain darbe teşebbüsüyle, FETÖ'yle mücadele için. OHAL'i bitirirsiniz, normal döneme geçersiniz, demokratik bir zeminde referandumda yaparsınız, seçimde yaparsınız. Maalesef darbeye teşebbüsü Allah'ın lütfu olarak niteleyen iktidar suistimalci bir anayasa değişikliğiyle OHAL döneminde ülkeyi bir tek adam sistemine sürükledi. Demokratik hukuk devletinden çok ciddi bir kopuş oldu. 1748 yılında Montesquieu Kanunların Ruhu kitabında yazmış. Yasama, yürütme, yargı erkleri tek elde toplanırsa o ülkede her şey mahvolur diyor. Evet, maalesef ülkemiz bugün bunu yaşıyor. Her şey mahvoldu. Çünkü hukuk devleti yok. Adalet yok. Bakın, şimdi bütçeyi konuşuyoruz. Geçen yıl, bir yıl önce bütçe meclise sunulduğunda dolar 9 liraydı. Genel kurula geldiğinde 14 lira oldu. 10 ay sonra bugün yine bütçe geldi. Bugün herhalde takip edemiyorum ama 18-60 lira falan dolar. Bir Bulgar levası olmuş 10 lira. Milyonlarca askeri ücretli, milyonlarca emekli, milyonlarca ev kadını, milyonlarca işsiz genç. Nüfusun yarısından fazla insan, milyonlarca aile derin bir yoksullukla karşı karşıya bırakıldı. Toplumun bir kesiminde sorun yok. Bizlerde, burada oturanlarda hiçbir sorun yok. Ama toplumun önemli bir kesimi, halkın önemli bir kesimi derin bir yoksullukla karşı karşıya. Neden? Adalet olmadığı için. Adaletin olmadığı yerde aş, iş, ekmek olur mu? Zaten mahkeme salonlarında adalet tecelli etmiyor. Gelir dağılımında da adalet yok. Sosyal adalet de yok. Fırsat adaleti de yok. Pırıl pırıl başarılı gençler yazılıdan 90 almış, 100 almış elenebiliyor mesela mülakattan. Liyakat de yok. Hiçbir yapısal reform yapmadınız. Birçok paket getirdiniz. Tamamı belli kanunlarda değişiklik yapan kanunlar. Gerçek anlamda bir yargı reformu yapmadınız. Yapamadınız. Amaç yargıyı ele geçirmekti. Yargıyı ele geçirdiniz. Ama ülkede maalesef mahvoldu. Ve yargının içerisinde tabii ki hukuka bağlı, hukuka göre, vicdanına göre görev yapan birçok yargı savcı var. Ama yargının önemli bir bölümü de ciddi şekilde siyasallaştı. Şimdi bazı örnekler vereceğim. Sürem de çok olmadığı için. Şimdi öyle bir hale geldi ki yargı, tabii bu sistemde partili cumhurbaşkanlığı sistemi olduğu için yürütmeyi temsil eden cumhurbaşkanı aynı zamanda da bir siyasi partinin genel başkanı, partisi de çoğunluğa sahip mecliste. Hakimler Savcılar Kurulu diyoruz Sayın Bakan. Hakimler Savcılar Kurulu kim belirliyor? Hakimler Savcılar Kurulu'na Cumhurbaşkanı üye atıyor. Yani yürütmeyi temsil eden kişi. Danıştay'a üye atıyor. Anayasa Mahkemesi'ne üye atıyor. Ve aynı zamanda da bir siyasi partinin genel başkanı.
Benim genel başkanım daha iyi olsa bir siyasi partinin genel başkanı mahkemeye yargıç atamamalı. Yargıya güven kalmaz. Yargı öyle bir hale geldi ki, tabii parti genel başkanlığı yoluyla devleti ve hükümeti yönetmeye kalkarsanız, maalesef işte bu sistemde devletin temeli olan adaleti de çürüttürüz. İşte gerçek beka sorunu budur. Şimdi o kadar siyasallaştı ki yargı, işte bakıyorsunuz İçişleri Bakanı, İstanbul Anadolu Başsavcısını arıyor, hesap soruyor. Bu soruşturmada niçin böyle yaptınız? Bu yargılamada niçin bunu ayırdınız? Mahkeme ayırmışsa başsavcı ne yapacak? Nasıl bir soruşturmaya müdahale edebiliyor İçişleri Bakanı? Bu hakkı, bu yetkiyi kendinde nasıl görebiliyor? Başsavcım da güzel bir cevap vermiş. Lütfen muadilinizi arayın, Sayın Adalet Bakanı'nı arayın diye. Yakın zamanda Ulaştırma Bakanı Danıştay Başkanı'na gidiyor. Önemli bir ihale. Ankara-İzmir hızlı tren yolu, onun ihale feshi davasıyla ilgili Danıştay Başkanı'yla görüşüyor. Yani o kadar çok örnek var ki böyle anlatacağım. Manadası davası görülüyor Yargıtay'da. 3-2 çıktı karar oy çokluğuyla biliyorsunuz. Heyet görev yaparken heyet değiştirilmeye kalkıyor. Daire başkanı heyeti değiştirmeye kalkıyor. Birçok yerel mahkemede bakıyorlar hakimin durumuna göre hakimler değiştiriliyor. Yani burada en büyük kötülüğü memlekete yaptığımızın farkında mıyız? Manadası davasında Yargıtay oy çokluğuyla karar verdi. Vergi cenneti olan Manadası'ndaki bir offshore hesabından Türkiye'deki Halkbank şubesine para transferler yaptığını sabit gördü Yargıtay. Çok ciddi bir şey değil mi? Bakın bunu bir hukukçu olarak, bir vatandaş olarak çok üzülerek söylüyorum. Bir ülkeyi yöneten devletin başı dediğimiz Cumhurbaşkanı'nın birinci derece ve ikinci derece yakınlarının offshore hesaplarından para transferi yaptıkları sabit görüldü. Çünkü MASAK raporu var, banka şubesinin yazıları var, şu var, bu var. Ne kadar acı değil mi? Normal bir ülkede, hukuk devletinde olsak o Cumhurbaşkanı istifa edip yargılanması gerekir. Ne oluyor? Adalet nasıl olacak? Çıkın sokakta sorun. Adalete güvenen insan kalmadı memlekette. Memleketi ne hale getirmişiz? Ne kadar acı bir tablo değil mi? Daha böyle o kadar örnek var ki. İşte yüksek yargı organları başkanlarına bakıyoruz. Bir siyasi partinin şarkısını alkışlıyorlar. Ya bari bağımsız ve tarafsız değil yargı da, bari bağımsız ve tarafsız görünelim. Bari vatandaşa bu saygıyı gösterelim. Bağımsız ve tarafsız görünelim. Bu çok önemli. Şimdi yargıyı ne hale getirmişiz? Anayasa Mahkememiz 30 bin tane hak ihlali kararı vermiş bireysel başvurular sonucunda. 30 bin tane hak ihlali kararı. %70'i adil yargılanma hakkının ihlali. Karar bunlar, karar. Başvuru değil. 30 bin ihlal kararının %70'i adil yargılanma hakkı ihlali. Bunların da büyük çoğunluğu makul sürede yargılanma hakkının ihlali. Şimdi hepimiz biliyoruz anayasamızın 141. maddesinin son fıkrası. Davaların en az giderli ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir diyor. Şimdi bütçeyi konuşuyoruz değil mi? Vatandaşlarımızın vergi verdiği paralarla biz bütçe yapıyoruz burada. Ve bunu Adalet Bakanı da yargı da kullanıyor. Peki yargı görevini yapıyor mu? Bakın ne diyor burada? En az giderle ve en makul sürede sonuçlandırmak yargının görevidir diyor. Anayasa Mahkememizde 30 bin hak ihlali kararının %70'i adil yargılanma hakkının ihlali. Ve Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın konuşmasından da bir bölüm okuyacağım. Burada yargı mensuplarımız da olduğu için önemli. Bireysel başvurunun objektif etkisi, Anayasa Mahkemesi herhangi bir mesele hakkında anayasayı yorumlayıp İhlal kararı verdikten sonra aynı meselenin tekrar tekrar bireysel başvuruya konu olmamasını gerektirir. Bu da ancak kamu makamlarının ve derece mahkemelerinin aynı meseleye ilişkin uygulamalarını ihlal kararında ifade edilen ilke ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirmelerine bağlıdır. Bu yapılmadığında aynı mahiyetteki uyuşmazlıklar yeni başvurulara konu olacak ve sürekli olarak Anayasa Mahkemesi'nin önüne taşınacaktır. Mahkememizin birçok kararında hatırlattığı üzere
Bu şekilde işleyen bir bireysel başvuru yolunun sürdürülebilmesi ise imkansızdır diyor. Yani yargıyı da ne hale getirmişiz? Adil yargılanmanın olmadığı bir düzende adaletten bahsedilebilir mi? 1954'te Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalamışız. 1989'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini kabul etmişiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmıyor ki. Anayasa Mahkemesi kararları bile uygulanmıyor. Meclis bile görevini yapıp gerekli kanunları, düzenlemeleri yapamıyor. Bir tane örnek vereyim zamanımız çok olmadığı için. Osman Kavala 5 yıldır cezaevinde. Ben de bir ceza okuturak dosyayı A'dan Z'ye inceledim kaç kere. Suçsuz bir insan 5 yıldır cezaevinde. AİHM'in kararı var. Ama cezaevinde. Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı anayasada açıkça yazdığı halde Anayasa Mahkemesi kararını milletin gözünün içine baka baka uygulamayan, bilerek ve isteyerek uygulamayan hakim nerede şu anda? Yani İrfan Fidan Anayasa Mahkemesi üyesi seçiliyor, Yargıtay'da bir dosyanın kapağını açmamış. Ya olur mu böyle bir şey? Ama bunların hepsini düzelteceğiz. Bakın göreceksiniz, yeni anayasa dedi Sayın Bakan, yeni anayasayı yeni meclis yapar. Bir kere yeni anayasa için önce sistemde uzlaşmak lazım. Anayasayı nasıl yazacaksınız yasamayı, yürütmeyi? Biz güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz, siz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyorsunuz. Biz bu sistem değişmeli diyoruz, siz bu sistem devam etsin, bu sistemi tahkim edelim diyorsunuz. Hakimler Savcılar Kurulu'nu da birbirinden ayırmak lazım. Hakimler Kurulu ayrı olmalı, Savcılar Kurulu ayrı olmalı. Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısı ya da parlamenter sistemde müsteşar Hakimler Kurulu'nda olmamalı. Savcılar Kurulu'nda olmalı. Hakimlerin idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığı'na bağlıdır cümlesi anayasada duruyor hala ya. Hakimlerin idari görevi mi olur? Yargısal görev yapar yargıçlar. Niye Adalet Bakanlığı'na bağlı olsun herhangi bir yönde? Hala savunma makamıyla iddia makamı arasında silahların eşitliğini sağlayamamışız. Ama bunların hepsini yapacağız. Bunlar zor işler değil. Ama siz yapmıyorsunuz. Sizin derdiniz gerçek anlamda bir yargı reformu değil. Makyaj. Makyaj. Onun için adalet de tecelli etmiyor. Bakın bu sistem öyle bir sistem ki 2014 yılında bir çocuk hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava açılmış. Gelmişiz 2021'e. Adalet Bakanı istatistiklerinde bunlar. Kaç çocuk hakkında açılmış dava? O kadar 300'ün üzerinde. 305 çocuğa 305 çocuk. Çocuk. 18 yaşından küçük hepsi. Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava açılmış. 22'si mahkum edilmiş. Öyle bir sistem ki çocukları bile Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılayabiliyor. Herhalde bugün Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma dosyası 200 bine yaklaşmıştır. En son baktığımda işte 180 bin falandı. Bir siyasi partinin genel başkanı niye duruyor o madde hala Türk Ceza Kanunu'nda? Hadi parlamenter sistemde gerçek anlamda bir siyasi partiyle bağı olmayan tarafsız bir cumhurbaşkanı için koruma. Hadi düşünün bu sistemde niye? Cumhurbaşkanı'na hakaretten geldiğimiz noktaya bakın. Tutuklamalara bakın. Üniversite öğrencileri tutuklanıyor. En son bir fırıncı tutuklandı. Ekmek Sendikası Başkanı. Koli vardı değil mi? Tutuklandı. Yani adamın söylediklerine bakıyorsunuz. Söylediklerine katılırsınız, katılmazsınız. Çıkar cevabını verirsiniz. Ya bir insan bu sebeple tutuklanır mı? Ya güler misin, ağlar mısın? Ondan sonra Anayasa Mahkememizin içtihatları var. İfade özgürlüğüyle ilgili. İşte adalet olmadığı için kişi başına buğday tüketiminde dünyada birinci sıradayız. Keşke et tüketiminde üst sıralarda olsak. Keşke çocuklarımızın süt tüketiminde birinci sıralarda olsak. Bu memleketin çocuklarının üçte biri şiddetli yoksulluk çekiyor. Üçte biri bu memleketin güzel çocukları. Şiddetli yoksulluk çekiyor. Ne demek bu şiddetli yoksulluk? Yeterli protein alamıyor. Sağlıklı bir barınması yok. İyi evlerde oturamıyor. Daha birçok sorun. Neden bunlar? Adalet olmadığı için. Adalet. Adaleti nasıl sağlayacağız? Bu sistemde nasıl sağlayacağız adalet?
Bu sistemde yargı bağımsız ve tarafsız olabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Onun için önce bu sistemi değiştireceğiz. Çünkü sistemle adalet doğrudan bağlantılı. Sistemle ekonomi doğrudan bağlantılı. Ve lütfen Adalet Bakanlığımız cezaevi inşaatlarıyla övünmesin. Ya bizim görevimiz cezaevi yapmak olmamalı. Suçla mücadele etmek olmalı. Suçun işlenmesini önlemek olmalı. Masum insanları korumak olmalı. Şu kadar cezaevi inşa ediyoruz diye övünüyoruz. Bir de bütçede bir şey dikkatimi çekti. 134 bin lira cezaevi tanıtımı için bir kalem var. Cezaevi tanıtımı için niye bir kalem olur onu tabii bilmiyorum da. Nasıl tanıtacağız cezaevlerimizi yani? İşte fırıncı Cihan Koli var tutuklandı, girdi. Ya merak etmeyin dedi, Silivri soğuk değil, daha sıcak. Mesela Silivri artık soğuk değil diye bir tanıtım yapalım. Cezaevlerin tanıtımı için de bütçe koymuşuz. Şu Adalet Sarayları'nın da ismini değiştirin lütfen, adliye yapın ya. Adalet Sarayı ne demek? Adliye yazmalı o binalarda. Niye Adalet Sarayı yazıyor? Şimdi sorunlarımız tabii çok ağır ama Türkiye'nin hiçbir çözülemeyecek sorunu yok. Bakın yargının kurucu unsuru savunma diyorsunuz. Yargının kurucu unsuru anayasada yer alıyor mu? Yargının kurucu unsuru anayasada yok. Ama yargının kurucu unsuru olarak savunmaya anayasada da yer vereceğiz. Avukatlık kanunu da değiştireceğiz. Çoklu vara uygulamasını bitireceğiz. Temsilde adaleti sağlayacağız. Neredeyse 5000 üyesi olan baroyla 100 üyesi olan baroyu aynı konuma getirdiniz. Niye yaptınız bunu? Değdi mi yani? Bir Barolar Birliği başkanlığı seçimi için değer miydi? İşte yine kaybedildi veya kazanıldı. Çok önemli değil ki. Bunları bırakmamız lazım. Önce bir zihniyet reformuna ihtiyacımız var. Şu memleket neler yaşıyor ya? İşte İstanbul'da görülen Ekrem İmamoğlu davası. Sosyal medyada ahmak davası olarak geçiyor biliyorsunuz. Ya bu davalarla niye meşgul ediliyor memleket? İçişleri Bakanı bir şey söylemiş. İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı da, iki kere seçilmiş belediye başkanı da ona bir cevap vermiş. Ceza davası konusu yapılıyor. Orada da bir hakim değişikliği oldu. Orada da bir sürü sorun var. Yani cevap vermeyeceğiz. Cevap vereceğiz. Her zaman cevap vereceğiz. Verilmesi lazım zaten. Ya bir siyasi tartışma, polemik, ceza davası konusu yapılır mı? Öbür tarafta İçişleri Bakanı Soylu. Tarihini de not ettim. Bir hukukçu olarak çok üzüldüğüm için bunu da söylüyorum tekrar. Dilimize tüy bitti söylemekten de. 24 Mayıs 2021. 1,5 yıl olmuş. Çıktı televizyonda, milyonların huzurunda, mafyadan her ay 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi vardı. İşte burada, yargı burada, Adalet Bakanlığı burada. Yargılanıyor mu bu siyasetçi? İçişleri Bakanı söylüyor bunu. Sıradan bir insan değil. Mafyadan her ay düzenli rüşvet alan siyasetçi yargılanıyor mu? Kim? Nasıl adaletten bahsedeceğiz? Nasıl mücadeleden bahsedeceğiz? İşte hukuk devletinden uzaklaştıkça başka yerlere yaklaşırsınız. En büyük sorun bu. İşte ne dedi yine İçişleri Bakanı? Haftada dedi 5000 uyuşturucu satıcısını, torbacıyı yakalıyoruz dedi. Sayın Bakan da dedi cezaevinde işte tutuklu ve hükümler herhalde 300 binin üzerinde şu anda. Üçte biri uyuşturucuyla ilgili. Yani memleket ne hale gelmiş? Böyle miydi bizim memleketimiz? Haftada 5000 torbacı yakalanıyorsa, uyuşturucu baronları yakalanmıyor ayrı konu da. 5000 torbacı yakalanıyorsa bu memleketi ne hale getirmiş ya bu iktidar? Orta Amerika mı burası? Meksika mı burası? Kolombiya mı burası? 5000 kişi yakalanıyormuş. O zaman bol bol yeni cezaevi gerçekten inşa etme zorunluluğu var. Evet, notlarıma bir bakıyorum. Değerli hazırın. Son bir dakika. Peki. Bu sorunları artık yeni bir yönetim anlayışı çözecektir. Yeni bir meclis, yeni cumhurbaşkanı. Çünkü mevcut iktidarın demokratik hukuk devletini tesis etmesi mümkün değil. Hele hele bu sistemde zaten mümkün değil. Bu gerçeği de lütfen görelim. Ama hiçbir zaman umutsuz olmayacağız. Türkiye'nin şu anda çok ağır sorunları var. Ama çözülemeyecek hiçbir sorunu yok ülkemizin. Yapacaklarımız belli. Özellikle yargıda gerçek anlamda reformu
tesis etmemiz lazım. Çünkü 85 milyon gerçekten adalete susadı. Güzel bir sözle bitirelim. Adalete susamış bir insanın susuzluğunu dünyanın tüm nehirleri bir araya gelse gidelemez. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım, kıymetli bakanlarım, bürokrat arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben İnsan Hakları Komisyonu üyesiyim ve Cezaevi Alt Komisyonu üyesiyim aynı zamanda. Dün de Giresun Esbiye Cezaevindeydik. Bugüne kadar 21 cezaevi ziyaretimiz oldu ve hepsinde benzer sorunları raporladık komisyon olarak ve bakanlığa sunduk. Ama sizden önceki bakanımızdan da sizden de maalesef bugüne kadar bir sonuç elde edemedik. Rapora rağmen defalarca gönderdik, kamuoyuyla paylaştık ama bir türlü olmadı. Cezaevlerinde sorunlar devam ediyor. Temel sorun sağlığa erişim sorunu. Mahkumlar sağlığa erişmekte zorluk çekiyorlar. Doktor sayısı yeterli değil. Bakanlıkla Sağlık Bakanlığı arasındaki protokolün yenilenmesi lazım dedik. Ama bugüne kadar bir sonuç elde edemedik. Elektrik faturalarından yakınıyorlar. Elektrik faturaları inanılmaz yüksek geliyor. Çünkü cezaevi ticaret hane statüsünde elektrik faturası ödüyor. Bununla ilgili de ciddi sorunlar yaşıyor mahkumlar ve ödeme güçlüğü yaşıyorlar. En çok da bundan şikayet ediyorlar. Mahkum sorunlarının yanında bir de infaz koruma memurlarının sorunları var. İnfaz koruma memurları aslında güvenlik işi yapıyor. Özellikle de şu pandemi sürecinde yoğun bir şekilde haftalarca cezaevinden ayrılmadan, aileleriyle görüşmeden cezaevinde kaldılar. Ama mahkumların statüsünü değiştirmediniz. Yani bir güvenlik sınıfına geçmek istiyorlar ve kadroluyla sözleşmeli arasında farklar var. Bu farkların da kaldırılmasını istiyorlar. Hem güvenlik statüsüne geçmek hem de kadro farkının kaldırılması suretiyle de kadroluda ilerleme hakkı istiyorlar. Bu hakların da kendisine teslim edilmesi için çalışma yapılması lazım. Ben 3 yıldır bunu her komisyonda, her kürsüde maalesef dile getirmeme rağmen ufacık bir yol alınmadı. Elektrik faturalarını genel kurulda geçen çözeceğiz denildi. Bir ay geçti üzerinden, o kadar basit bir işlem, bu dahi çözülmedi. Onun dışında mahkumların sevk talepleri de kapalı. Şöyle ki pandemiyi gerekçe gösterip 2,5 yıldır sevkleri kapatmıştınız. Pandemi bitti, hala sevk yapılmıyor. Aile görüşü 2 günlük yola gidip geliyor mahkum yakınları. Sadece 45 dakika veya 1 saat görüş yapıp geri dönüyor. Böyle de bir eziyet hem mahkuma hem mahkum yakınına yapılıyor. Sevklerin de bir an önce önünün açılması ve mahkumların da ailelere yakın yere sevk edilmesini 3 yıldır söylüyoruz. Buna dair herhangi bir ilerleme maalesef kaydedilmedi. Onun dışında mahkum yakınlarının ve mahkumların ortaklaşa sorunlarının çözümüne dair 3 yıldır bizim sunduğumuz raporu Adalet Bakanlığı'na sunmamıza rağmen komisyonda dediler ki Sayın Bakan'la bir kahvaltı yapalım. Kahvaltıyla çözülecek bir husus değil, meclisin size yönelik yazılı raporlarının bir an önce sonuçlandırılarak somut adımlarının atılmasını bekliyoruz. Sayın Hakkı, bütün hazırlığı bir defa ekliyorum. Herkese de aynı şekilde yapacağım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 4'e çıkarmış olacağız. Efendim, benim usul için, hakkında ben söz istiyorum. At bitirsin arkadaşım. Benim için yeterli Sayın Başkanım. Buyurun. Teşekkür ederim. Bir dakika ekliyorum. Benim için yeterli, Enis Vekilime veriyorum bir dakikalık süremiyle. Öncelikle İstanbul'da meydana gelen hain ve alçak terör saldırısını nefretle kınıyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Acil şifalar diliyorum. Sayın Bakan'ın konuşmasını dikkatle dinledim. Sayın Bakan konuşmasında 2022'de yaptıklarını anlatmak ve 2023'te yapacaklarını anlatmaktan çok son 20 yılını anlattı iktidarlarının. Ben de bunu saygıyla karşılayarak bir veda mektubu olarak alıyorum. İnşallah gelecek yıl Allah nasip ederse burada Millet İttifakı'nın bütçesini görüşeceğiz. Demin ki hatip arkadaşlarımız dediler ki eleştiriyorsunuz, devamlı eleştiri yapıyorsunuz. Önerileriniz neler? Ben Mersin'le ilgili Sayın Bakan'dan 3 önemli istekte bulunmak istiyorum. Sayın Bakanım, Erdemli Mersin'e 30 km mesafeli bir ilçemiz ama burada bir ağır ceza mahkemesi yok. Fakat iş yükü ve iş yetkililerine bakarsanız buranın yereldeki başsavcıları dinlemeyin. Bir müfettiş göndererek baktırın. Baroya sorun. Erdemli bir ağır ceza mahkemesi gerekiyor. Keza Anamur Mersin merkeze yaklaşık 300 km mesafede Silifke ilçesine 150-200 km'ye girip ağır cezada duruşmalara göre avukat arkadaşlar, vatandaşlar, ağır ceza mahkemesinin Anamur'da da Anamur ilçesine kurulması gerekiyor.
Ve bu arada Anamur'a mutlaka ve mutlaka yeni bir adliye lazım. Mut ilçemizin de artık ihtiyaç karşılamayan adliyesinin yenilenmesi gerekiyor. Ben bu konuda önerilerimi ilettim. Giderek bunları yaparsanız Mersin tarihine yazılırsınız. Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, Türkiye'nin en önemli sorunu, en önemli sorunlarından biri ekonomik sorunlar, yoksulluk kadar yargı bağımsızlığı ve yargıç tarafsızlığı. Maalesef güzel ülkemizde hakimler talimat alıyor demek istemiyorum. Baro başkanlığı yapmış bir hukukçu olarak bundan esef duyuyorum ama belli bir şekilde karar vermekten ya da kararlarını verirken belli bir yere bakmamaktan imtina edemiyorlar. Örneğin bu konuda Soma davasına bakan Yargıtay Ceza Dairesi'nin tasdik kararda üyelerinin değiştirilmesini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı yargılayan mahkeme hakiminin teamüllere aykırı olarak Samsun'a gönderilmesini, kişisel olarak da tanıdığı Mersin'de hakimlik yapan Kaşıkçı cinayetine bakan Ağır Ceza Mahkemesi'nde muhalefet çağrı veren Ağır Ceza Reis'in teamüllere aykırı Maraş'a gönderilmesini, yine Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında 3 tane lehine bilinç raporu varken hala yargılamaya ısrar devam edip göreve iade edilmesini, Osman Kavala davasını, Selahattin Demirtaş davasını ve en son meslektaşım Selçuk Kozağaç ve Çağcıklılara verilen cezaları, bu arada gezi olayları nedeniyle olmayan suçtan yargılanıp ceza alan 7 aktivisti burada Türkiye'deki ya olmayan yargı bağımsızlığına ve olmayan yargı şanslarına örnek vermek istiyorum. Ve Sayın Bakan, bir öneriyle, önerilerimle devam etmek istiyorum. Bakın, 2016 hain ve alçak darbe girişiminden sonra FETÖ'cü 4500 hakim ve savcı meslekten atıldı. Çoğu da ceza aldı. Hak yerini buldu bu anlamda. Ama maalesef yerler alan hakim ve savcılar hala bunca zamandır tecrübesizlikten, liyakatsizlikten, AKP'nin üyesi, ilçe başkanı, milletvekili adayı olmalarından doğan belki de şımarıklıkta, bunu da söylemek istemiyorum ama duruşma yapamıyorlar, karar veremiyorlar, karar verseler karar yazamıyorlar. Ben bir hukukçu olarak, 30 yıl bir avukat olarak, bir milletvekili olarak, adalet komisyonu üyesi olarak sizden rica ediyorum. Bu iş bilmez hakimleri lütfen tekrar eğitim alın ve adalet camiasına katın. Son sözümü de şöyle bağlayayım Sayın Başkan. Adalet çökerse devlet çöker, hepimiz de altında kalırız diyorum. Bütün heyetimizi, sayın milletvekillerimizi, sayın bakan ve bürokratları saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar. Acil şifalar diliyorum. Terör gerçekten nereden gelirse gelsin, ne olursa olsun bir insanlık düşmanıdır, hukuk devleti düşmanıdır, insanlık düşmanıdır, demokrasi düşmanıdır. Şiddetle kınıyoruz. Onunla sonsuza kadar da mücadele yapıp bir an önce yok etmek lazım. İşin gerçeği bu. Yani terörün olduğu yerde bereket de olmaz, huzur da olmaz, demokrasi de olmaz, adalet de olmaz. Konumuza geldiğimizde değerli bakanım, ben sizi dikkatlice dinledim. Bu 69 sayfalık sunuşta bazı şeyleri hiç göremedim. Bir, kadına yönelik cinayetlerle ilgili bir açıklama yok. İki, çocuklara yönelik suçlarla ilgili, çocukların mağduriyetiyle ilgili var, doğru. Ama çocuklara yönelik suçlarla ilgili bir açıklama yok. Üçüncüsü, Cumhurbaşkanlığına yönelik hakaret suçları ilgili bir açıklama yok. Bu konular burada işlenmemiş. Neden? Onu bilemiyorum. Ancak görebildiğimiz başka bir husus daha var. Yani burada siz hakim savcıların sayısını, personelin sayısını geçmişe göre artış yaptığınızı açık net yazmışsınız. Yalnız şunu kabul etmek lazım. Yani Sayın Adalet Bakan Yardımcımız daha önce de Bursa Bakan Baro Başkanımızdı. Ve siz de bir meslektaşımız, avukatsınız aynı zamanda. Hakim savcının sayısının yeterli olması veya çok olması orada adaletin hızlı tecelli edeceği anlamına gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü personel yetersiz. Personel eğitimsiz, personel o mahkemeye, o savcına karşı bir aidiyet duygusu yok. Yani bu olmayınca, bu geliştirilemeyince, meslek içi eğitim olmayınca orada kararlar çıkmıyor değerli bakanım. Gelelim bir başka sorun, hemen düşme kararları veriliyor, takipsizlik kararları veriliyor. Bunlar tabii ki düşme kararı ve takipsizlik kararın verilmesi iyidir. Biz ne deriz? Yani eğer gerçekten dava açılamayacak bir konumdaysa boşu boşuna davayı açmayın. Bu ne oluyor peki? Düşme kararı verilenlerin hepsinin masrafı kimden karşılanıyor? Suçüstü ödeneğinden karşılanıyor. O da Adalet Bakanlığı'nın bütçesinden karşılanıyor.
Yani burada ceza yargılamasında kusurlu olan kimse, bu paranın ondan tahsil edilmesi gerekmez mi? Aynı şekilde bakıyoruz, dünya kadar Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili sahtecilik suçları var. 1000 kişi aleyhine dava açılıyor, 1000 kişinin bir tanesi hüküm giyiyor, 999 tanesi beraat ediyor. Peki buradaki masrafı hesap ettiğiniz zaman, mahkeme masrafından tutun, avukatlık ücretinden tutun, bunların hepsi hazineden gidiyor. Yani burada mümkün olduğuncaya kadar, rahmetli Suri Dönmezler Hoca bize derdi ki, çocuklar yarın öbür gün siz bir karar makamına geldiğiniz zaman halının irmiklerini ince ince dokuduğunuz gibi yargı makamında bulundunuz, bunu böyle yapın derdi. Yani bunlar hakikaten ekonomik anlamda baktığımız zaman büyük sıkıntılar oluşmakta. Şimdi sürem evet bitiyor, bitmek üzere. Yargıtay Bakanlığı'nca mesela düzenlenen eğitimler var. Yurt dışı eğitimleri. Neye göre seçiliyor? O kriterleri sizden istirham ediyoruz. Yani yurt dışına giden Yargıtay'daki hakimlerden yabancı dil bilmeyen arkadaşlarımız var. Yani orada diyeceksiniz tabii tercüman var vesaire, ama bunun bir kriteri olması lazım. Lojmanları yetersiz ve aynı zamanda mesela yani orada getirilen röportörler hakimin veya Yargıtay dairesinin herhangi bir görüşü alınmadan getiriliyor, görüşü alınmadan gönderiliyor. Yani bu anlamda gerçekten bunlar sıkıntılı. Gelelim mesai sorunu. Ben geçen sene burada söyledim ama yine söyleyeyim ben. Son cümle. Yani cuma günleri Ankara'da bulunmayan Yargıtay üyelerini yerinde bulamıyorsun Sayın Bakanım. Teşekkür ediyorum. Olmaz. Benim sizden istirham ediyorum. Son dakika bitiyor. İki üç tane öneri bulunacağım. Bir, adil yargılama hakkı ilkeleri için savunma karar üçlüsü öngörülmeli, çevre yargısı kurulmalı, önerileri sunuyorum. Yüce Divan yetkisi Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında paylaşılmalı. Yüksek Seçim Kurulu seçim yargısı olarak yeniden düzenlenmeli. Anayasa Mahkemesi Avrupa modeline uygun olarak yeniden yapılmalı. Son cümle bitiriyorum başkanım, özür diliyorum. Sayıştay Yüksek Yargı Merci olarak düzenlenmeli, eksik de çünkü Danıştay üyelerinin seçimi usulü değiştirmeli, bitiyor özür diliyorum. Yargıtay kanunu yeniden düzenlenmeli. Bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Şu anda ben eylemli iç tüzük değişikliğinden söz ederek sözüme gireyim madde 29'a göre, çünkü istem sırasına göre söz verilir deniyor. Anayasa Mahkemesi'ne 1 dakika verildi. Bana Anayasa Komisyonu üyesi olarak 4 dakika. Demek ki toplam 5 dakika Anayasa Mahkememiz üzerinde duracağım. Anayasa Mahkemesi Türkiye'de ne kadar değerli, bunun üzerine duracağım. Ama tabii ki Sayın Bakan'ın söz ettiği bu yargı reformu paketlerinden hareketle ona değineceğim. Çünkü 19 yasa önerisi Adalet Komisyonu'nda yasalaştırıldı. Bunların 6'sı yargı reformu adı altında yapıldı. 88 yasada değişiklik yapan bu düzenlemeler iki şeyle yönden eksik. Bir, hiçbirinde etki analizi yok. Nasıl uygulanmış, ne sonuç alınmış yok. Hepsi torba niteliğinde. Buna karşılık biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 5 partinin katılımıyla hazırladığımız 189 maddeden oluşan 12 yasa önerisi 1,5 yıldır ilgili komisyonların önünde beklediği halde adil yargılanma hakkı yasa önerileri başlığı altında hiçbiri gündeme alınmadı. Neden önemli bu? Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin önünde bekleyen 10 binlerce dosya adil yargılanma hakkı gerekleri yerine getirilmediği için mahkemelerden çıkan hak ihlallerine karşı Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurulardan oluşmaktadır. Bunların da önemli bir kısmı makul süre kaydına ilişkindir. Bu nedenle genel bir reform gereği açıktır, acildir. Biz muhalefet olarak bunu yaptık ama çoğunluk bunu engelledi. Şimdi burada özellikle Anayasa Mahkemesi'nin uyulmayan kararlarına değinmek istiyorum meclisimiz tarafından. Anayasa Mahkemesi iptal ettiği halde ısrarla aynı konuda yeniden düzenleme yapmaktayız. Tipik örneği 7162 sayılı yasa, 7221 sayılı yasayla yeniden düzenleme yaptık ve yasaya aykırı olarak başlatılan Ahlat Sarayı'nın inşaatı devam ediyor. 7176 sayılı yasa yine kamulaştırmasız el atmaya ilişkin yeniden yasa yaptık aynı konuda. Neyse ki Anayasa Mahkemesi iptal ettiği halde, neyse ki itiraz yoluyla
gündemine geldi ve iptal etti. Umarım üçüncü kez yapmayız. Benzeri şekilde güvenlik soruşturmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları olduğu halde 7315 sayılı yasaya iptal nedenlerini dikkate almadan yeniden düzenleme yaptık. Hakeza pilot niteliğinde de olan internet ortamında düzenlemeye dair olan 7418 sayılı yasada yine Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına karşın yapılıyor. Ve bu Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları karşısında hiçbir zaman Anayasa Komisyonu toplanmadı. Bu da bir zihniyet sorunu demiyorum. Bu bir dignitas sorunudur, bir haysiyet sorunudur. Yani bizim içtiğimiz andın gereklerini yerine getirmeme sorunudur ve çok ciddi bir sorundur. Tabii böyle olunca meclis Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayınca haliyle yürütmede ikide bir Anayasa Mahkemesi'ni tehdit edebilmekte, Anayasa Mahkemesi'ni kapatmakta, tehdit etmekte, kararlarına saygı duymamakta ve Sayın Bakan böyle olunca kesinleşmiş Anayasa Mahkemesi kararı, Anayasa Mahkemesi kararlarına dayanarak verilen ağır ceza mahkemeleri kararları kesinleşmiş. Özellikle bir örnek olarak söylüyorum, Barış Akademisyenlerine ilişkin Adalet Bakanlığı itiraz etmemiş, kesinleşmiş ama idare mahkemeleri ve Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu ben uymuyorum diyor. Yani onlar anayasanın üstünde ve açıkça anayasa suçu işlemektedirler. Böyle bir ortamda bulunuyoruz. Dolayısıyla teşekkür ederim. Dolayısıyla Sayın Bakan, ben yeni anayasa yerine, çünkü yasama yürütme ayrılığı söz konusu, anayasa yetkisi yasamaya ait, yeni anayasa yerine yürürlükteki anayasaya saygı üzerine vurgu yapmanızı beklerdim. O önemli bir eksikliktir. Bütçe sunuşunuzda da insan hakları açısından olsun, anayasanın üstün hükümlerine saygı bakımından olsun çok ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunuyoruz. Ama tabii ki bu sorunları dile getirme ortam ve olanağına bir milletvekili olarak sahip olmadığımızı ve haliyle yeniden iç tüzük eylemi değişikliğini hatırlatarak sözlerime son veriyorum. Ya bu ülkede büyük devlet, beka, ya bu söylemlerden geçilmiyor. Öbür taraftan da yani herkes belki böyle hissetmeyebilir ama büyük bir çoğunluk ciddi bir yozlaşma, bir çürümeden söz ediyor. Sayın Bakan uzun uzun anlattı yaptıkları ile ilgili. Fakat hala insanlarımızın büyük çoğunluğu kendilerine bir haksızlık, yanlışlık yapıldığında haklarının kendilerine iade edileceğine dair inancı çok zayıf, yok. Sayın Bakanım, bu ülke bunun en temel sebebi cezasızlık. Özellikle devlet ve devlet görevlilerinin dahil olduğu olaylarda bir şey var, yani cezasızlık dediğimiz gelişmeler var. Bakın bir sürü işler oluyor. Mafya, çete, siyaset, yargı, gazeteci iç içe. Gazeteciler bir kara para aklayıcısının otelinde, yargıçlar orada, bir sürü isimler çıkıyor, devlet görevlilerinin adları çıkıyor, olaylar tek tek tanımlanıyor, hiç kimse duymuyor, hiçbir şey yapılmıyor. Sayın Bakanım, bakın siz Adalet Bakanısınız, bir başka bakan arkadaşınız çıktı dedi ki bir siyasetçi mafyadan 10 bin dolar alıyor ayda. O mafyacı da dedi ki ne 10 bini dedi, ben valizlerle verdim, her neyse. Ya bakan dedi, mafyacıyı bıraktık, bakan dedi. Ya Sayın Bakanım, bu konuyla ilgili bir açıklama, bir araştırma, bir soruşturma açılmaz mı? Bütün milletvekilleri ve siyasetçiler zan altında. Böyle bir ülkede insanlar nasıl kendilerini huzur içinde hissedebilecekler, edecekler? Şu oldu olur. 128 milyar, ben kim aslı? Afiş asanlar toplayın. Ya bir sorun, gerçekten 128 milyar dolar bir yerden bir yere gitti mi? Burada bir ihmal, hata, sıkıntı, problem var mı? Hiçbir şekilde ilgilenilmiyor bunlarla. Yeter ki vatan sağ olsun diye bir şey söyleyeyim. Bakın, bir Sedat Peker adlı bir vatandaş, işte suç örgütü lideri aranıyor neyse, dünya kadar şey söyledi, hiçbir şeyi, her şeyi görmezden gelin. Yok böyle bir şey. Ya yok da bazı soruşturmalar açtınız, araştırmalar yaptınız, bazıları görevden aldınız. Yok. Ne oldu? Bütün bu pislikler, efendim bunu söyleyen bir mafya lideridir. Onu mu şey yapacağız, dinleyeceğiz diye bıraktınız. Daha evvel de bunu söyleyen aslında ortağınızdı. Giderek o şeytanlaştırarak terör örgütü lideri FETÖ'cüler yaptı diye dünya kadar yolsuzluk görmezden gelindi, örtüldü. Arkadaşlar bütün bunlar oldu. Bu tapeleri dinledik. Bunların hepsi yanlış olabilir. Yanlış olabilir. Ama soruşturma açılması gerekiyor.
bu konular yargının önüne gelmesi gerekiyor ve bir şeyler yapılması gerekiyor. Bunlar yapılmadığı zaman ne oluyor? İnsanlarda müthiş bir güvensizlik ortaya çıkıyor ve Türkiye böyle bir güvensiz toplum. Bakın, devlet görevlisi, devletli arkadaş dokunulmaz bir şey. Ya bir olay oluyor. Efendim, bu olayla ilgili devlet görevlileri falan var. Kıyamet kopuyor. Hayır, hiç sesinizi çıkarmayacaksınız. Yok. Allah Allah ya, devlet soyut bir şey. Devlet eli yok, kulağı yok. Devletin eli konu insanlardır. Onlar yapıyor ne yapıyor, yapıyorsa. Bunun yapılıp yapılmadığını ortaya çıkaracağı bizim terazimiz, ölçümüz de mahkemelerdir. Niye mahkemelere çıkartmıyorsunuz bunları? Geçenlerde Sayın Genel Başkanımız dedi ki, efendim cari açık uyuşturucu ile finanse ediliyor. Efendim kıyamet koptu. Devleti işte uyuşturucu ticareti yapmakla suçluyorlar. Kimse uyuşturucu yapmak ticarete suçlanmadı. Jandarmaya suç duyurusu yaptırıldı. İşte emniyete bir şey demedi ki. Genel başkan bir şey demedi ki emniyet bunu yapıyor, şu bunu yapıyor diye bir şey demedi. Ya Sayın Cumhurbaşkanı da diyor ki efendim bunlar şeyle gelen parayı kara para olarak görmeye başladılar. 5 dakika verdiğiniz adı bana süreyi. Kara para olarak değerlendiriyor varlık marşı ile gelen. Değerli arkadaşlarım, daha evvelki bütçelerde de söyledim. Bir ülkeye, bizim gibi ekonomi hacmi bizim gibi olan bir ülkeye 30 milyar dolar yılda net hata noksan olmaz değerli arkadaşlarım. 200 milyon olur, 300 milyon dolar olur, 30 milyar dolara yakın para. Bunlar 10 defa çıkarılan varlık barışıyla gelmiştir. Bütün dünyadaki bütün OECD ülkeleri önerildi. Bir kere varlık barışı çıkardılar ve vergi dolayısıyla dışarı giden paralar içeri aldılar. 10 defa ve hala yürürlükte. Hangi para geliyor? Peki geldiği zaman bu paranın kaynağını soruyor musunuz? Hangi para diye soruyor musunuz? İlk getirdiğiniz kanunlar 2016'da gelen kanunlardan birinde yazmıştınız. Sonra itirazla kaldırdınız. Hiçbir soruşturma, araştırma, idari adli yapılamaz diye yazmıştınız. Sayın Bakanım, insan hakları eylem planı var. Bu insan hakları eylem planının Sayın Cumhurbaşkanı 2021 Mart ayında açıklanmıştı. Dünya kadar başlık var. Önemli şeyler de söylenmişti. Gerçi kaçıncı eylem planınız? O da ayrı bir şey. İşte amaç 9 tane amaç, 50 tane hedef, 393 faaliyet filan. Peki Sayın Bakanım, bu eylem planı ne kadar uygulandı, ne oldu bu başlıklarla ilgili? Siz anlattınız, her şeyi yapmışsınız. Peki dışarıdan şeyler var, bunlara da katılmazsınız. Niye? İşte Avrupa Birliği filan, dış güçler. Hadi attık, onlar bitti. İnsan Hakları Derneği dünya kadar hak ihlalini rapor ediyor her ay, her sene. Hak ihlali ihlal ediyor. Buna da şey yapamazsınız. Bunlar da şey komünist falan. Yani bunlar da başı bozuk. Onları da attı. Peki size bakın başka bir şey söyleyeyim. Adalete erişimle ilgili bir rapor araştırma yaptı. Kim yaptı biliyor musunuz? İlke Vakfı. Ne yazmış İlke Vakfı? Bunun şeylerini incelediniz mi değerli arkadaşlar? Yani cezasızlığın ne olduğu, insanların yargılamayla ilgili ne gibi problemler olduğu, hiç sizin verdiğiniz rakamlar yok Sayın Bakanım. Sizin verdiğiniz rakamlar yok. Başka daha yargının sağlıklı bir şekilde işlemediğine dair ciddi rakamlar var. Hiç bunlara bakmıyorsunuz. Bunun yanında bunlara itiraz eden insanları, Türkiye'nin 100 yıllık kurumlarını karalayacak işler ve girişimlerde bulunuyorsunuz. Sayın Bakan, bu çoklu baro nedir? Ne oldu çoklu baroda Sayın Bakan? Çoklu baro kurdunuz da ne oldu? Ele geçirme dedi biraz evvel Sayın Durmuş. Ele geçirme. Böyle bir şey olmaz. Baro yıllardan beri baro vardır. Nasıl seçilir, ne olur, işler var. Niye bozuyorsunuz kardeşim ya? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Şimdi de tabip odası. Tabip odası başkanı ya da üyeleri bir şey yapmış olabilir. Tabip odası yok edecek. Kaldıracak. Yasaklayın. Kaldırın. Ya Anayasa Mahkemesi'ni bile kaldırın diye siyasetçiler burada grup konuşmaları yapıyor. Bunlar anlaşılır şeyler değil değerli arkadaşlarım. Bakın, Cumhurbaşkanına hakaret suçu insanlara eziyet, işkence olarak kullanılıyor değerli arkadaşlarım ya. Böyle bir şey olmaz. Elbette hakaret suçtur. Cumhurbaşkanına hakaret etme özgürlüğü de bir özgürlük yoktur. Ama her şeyi bakın sizin dediğiniz gibi olmuyor. Cumhurbaşkanı tarif ettiği gibi olmuyor. Dışarıda yaranmak isteyen birisi, bir alttaki eleman yaranmak için önüne geleni Cumhurbaşkanı hakaretten içeri atıyor.
Sayın Bakanım, sizin bu insan hakları eylem planının en temel problemlerinden bir tanesi terörizm tarifidir. Silah kullanılıyorsa arkadaş, şiddet kullanılıyorsa terör diyeceksiniz. Bakın sizin tarifinize göre Türkiye'de milyonlarca terörist var. İşinize gelmeyen herkesi teröre yazıyorsunuz. Ana Muhalefet Partisi'ni teröre yazıyorsunuz. Öbür partiyi teröre yazıyorsunuz. O örgütü, bu kamu kuruluşu niteliğindeki sivil toplum örgütünü teröre yazıyorsunuz. Muhalefet eden herkesi teröre yazıyorsunuz. Bakın şu anda devam eden davalarda on binlerce insan terörle yargılanıyor. Bu kadar teröristin bulunduğu bir ülke olabilir mi Sayın Bakan? Böyle bir şey olabilir mi? Bu nedir yani? Yani bir grup iktidar gelince diğerini terörist. Bakın FETÖ diye bir olay var, FETÖ. Yedi yeni FETÖ oldu, hiç FETÖ değildi, sizin yanınızda cemaatli, güzel, iyi insanlardı filan bunlar. Ya arkadaş, onlar daha evvel bir grup insanı terör diye içeri attılar. Siz onlarla kavga ettiniz, onları terör diye içeri atıyorsunuz. Bunun nereye kadar gidecek bu Sayın Bakan? Bir de yargının bağımsızlığı, denetimi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Sözleşmelerinin üstünlüğünden falan söz ettiniz. Bakın değerli arkadaşlar, bütün dünya bize gülüyor ya. Bütün dünya raporlarına giriyor ya. Bir Osman Kavala davası var. Avrupa Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını görmezden geldiniz. Yerel mahkemeler görmedi, böyle bir hukuk düzenine kim güvenecek Sayın Bakanım? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. Uymuyorsunuz bunu. Uyduk diyor buna. Nasıl uyduk buna arkadaşlar? Devlet böyle bir şey yapar mı? O dava, bir bitiriyorum, bir cümle var. O davadan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi serbest bırakılsın dedi. Tamam dedi, biz o davadan zaten beraat ettirdik. Anında adam dışarı çıkmadan başka bir defa uydurdunuz ve tekrar adamı ağırlaştırmış müebbet hapse mahkum ettiniz. Ya böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir ülkeye, böyle bir devlete kimse güvenmez. Başkan teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, şu anda size iki kitap vereceğim. Bu Adalet Raporu. 2000, bu 8.'si bu kitaplarım. Bu Adalet Raporu'nu Türkiye'de olan hak ihlallerini tarihe not düşmek için tespit ettiğim raporlar bunlar. Bu kitaplar bu yılın iki kitabı. Önceki yıllara da ait var. Önceki bakanımıza da vermiştim. Size de veriyorum. Neden veriyorum? 2022 yılının ilk 10 ayının ülkemizde yaşanan hak ihlallerini, adaletsizlikleri, hukuksuzlukları içeriyor. Umarım okursunuz. Yarattığınız Türkiye'deki hak ihlallerini görürsünüz. Yani eğer biraz daha vicdan diyorsanız tırnak içinde şapkanızı önüne alır düşünürsünüz. Türkiye'de neler olmuş, neler olmamış. Çünkü burada sunum yaptınız. Sunumda diyorsunuz ki adalet, adalet, adalet. Kitapçığınızda, sunum kitapçığınızda biraz önce açıklamanızda adaletten bahsediyorsunuz. Memlekette sizin açıkladığınız adalet var mı acaba? Memlekette. Memlekette adalet sadece adliyelerde mi var? Memlekette adalet, hukuk ihlalleri o kadar var ki. Yani bu kitaplar içine bile sığmayacak şekilde bunu size vermek istiyorum. Sayın Bakanım, bir de şu var. Anayasanın 96. maddesi açık. İş tüzüğün 89. madde, iş tüzüğün 96. maddesi açık. Size yazılı soru önergesi veriyoruz biz. Bu verdiğimiz yazılı soru önergelerini niçin cevaplamıyorsunuz? Bakın, bakın. Size vermiş olduğumuz, bu yıl size vermiş olduğumuz toplam bütün milletvekillerimizin 2126'sı yazılı soru önergesi var. Sadece üçünü cevaplamışsınız. Bu üç arkadaşımız da çok kıymetli arkadaşlarımız. Biri yarımda Alpay Atmen'i, diğeri Murat Bakan'ı ve diğer arkadaş da Dilşat Canbaz Kaya'yı. Yani 2126 soru önergesinin üçünü cevaplamışsınız. İlginçtir. Ben Adalet Komisyonu üyesiyim. Adalet Komisyonu üyesi olarak size bu yıl 17 yazılı soru önergesi vermişim. Birini dahi cevaplamamışsınız. Yani anayasayı ihlal ediyorsunuz. Siz burada görev yaptınız, milletvekilliği yaptınız. Yani Türkiye'deki bu Cumhurbaşkanı hükümet sistemi denilen ucube sistemde nerede kuvvetler ayrılığı vardı? Yasama niçin bu kadar etkisiz hale getirildi? İşte burada var. Siz milletvekilinden girip Adalet Bakanı oldunuz ama milletvekillerinin anayasadan doğan hakkını kullanmasına karşı yerine getirmiyorsunuz. Yani nasıl bir rahatlık bu? Yani çok ilginç geldi bana. Bunu da net olarak koyuyorum. Ayrıca bugün baktım yanınızda bakan yardımcısı olarak Bursa önceki dönem milletvekilimiz, arkadaşımız var. Baro başkanımız var. Yani teşekkür ediyoruz. Ona ilişkin öneriler sunduğu zaman yerine getirmeye çalışıyor. Ama yanınızda iki tane bakan yardımcısını göremedim ben.
Birisi Hasan Yılmaz, diğerisi Akın Gürlek. Yani Hasan Yılmaz'ı görmek isterdim. Neden görmek isterdim? Hasan Yılmaz bildiğiniz gibi SBK'nın, yani SBK Holding ile ilgili Sezgin Baran Korkmaz'ın ve diğer 14 gerçek kişiyle ilgili vermiş olduğu, olmayan Masak raporuna dayanarak vermiş olduğu talebiyle yurt içindeki bütün mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasının talebinde bulunan eski İstanbul Başsavcı Vekili. Bu arkadaş hakkında ben suç duyurusunda bulundum. 1,5 seneden beri bu arkadaş hakkında suç duyurusunu bilmemeniz mümkün değil. Ama yanınızda bakan yardımcısı, yani Adalet Bakanı'nın yanında hakkında iddialar olan bir Adalet Bakan yardımcısı nasıl birlikte çalışıyorsunuz? Bu konuda SBK'nın hakkında olmayan Masak raporuna dayanarak nasıl bir talepte bulundu? Bu konuda soruşturma yapmayı düşünüyor musunuz? Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Teşekkür Bunu ediyorum. Sormak isterim. Ben teşekkür ediyorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, kadıyı satın aldığın gün adalet ölür, adaleti öldürdüğün gün devlet ölür demişti Fatih Sultan Mehmet. Mustafa Kemal Atatürk ise yüzyıllar sonrasında adalet bir devletin esasıdır. Bir memlekette adalet olmazsa orada hükümet yoktur. Anarşiden başka bir şey yoktur demişti. İstanbul'u fetheden de İstanbul'u işgalden kurtaran iki anlayış devlet yönetiminde adaletin önemini açıkça vurguluyor. Çünkü adalet devletin temelidir. Bir ülkenin itibarı başta adaletidir, demokrasisidir, yarınlara güvenle bakan insanlarıdır. Adaletin olmadığı yerde iş olmaz, aşk olmaz, evin huzuru mutfaktan geçer, mutfağın huzuru olmaz. Adaletin olmadığı yerde mutfakta da huzur maalesef kalmadı. Değerli milletvekillerim, unutmayalım ki mevcut adalet sistemi, yani güçlünün hukuku şu an, ancak emekçi sınıfın bütün örgütlülüklerine saldırarak hayata geçirilebilirdi ve nitekim de öyle oldu. Şimdi emekçilerin adalet talebiyle ilgili iki konuya özellikle değinmek istiyorum. İlki, iş cinayetlerinde kamusal sorumluluğu tespit edip ona göre caydırıcı cezalar vermiyoruz. Diğeri ise sendikal örgütlenme süreci işverenlerin yargı oyunlarıyla sekteye uğratılıyor. Bunun önüne mevcut mevzuat ile geçemiyoruz. Sayın Bakan, Amasra'daki maden faciası iş cinayetlerini tekrar ülke gündemine getirdi. Bu sorunu ciddiye almak için illa işçilerin toplu olarak bölmesi gerekiyordu. Bu hususta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na olduğu kadar adalet mekanizmasında üzerine düşen görevler var. Ülkemizde her yıl en az 6-7 Soma faciası gerçekleşiyor. En az 2000 civarı işçimizi doğrudan kazalarda yitiriyoruz. Buna meslek hastalıkları nedeniyle ölen işçiler dahil değil. Bu kadar büyük bir toplumsal ve vicdani sorundan bahsediyoruz. İş cinayetlerinin ardından olayın nasıl yaşandığını ve sorumluların kimler olduğunu, idari ve adli soruşturmalarla tespiti ve buna bağlı olarak sorumluların hukuk çerçevesinde hesap vermesi hayati bir konudur. Bu, kayıpları olan ailelerin ve toplumun adalet duygusunu tatmin etmeye dair kamusal görevi yerine getirmek açısından olduğu kadar bir sonraki iş cinayetlerini önleyecek cezaların hayata geçirilmesi açısından da hayatidir. Bu nedenle iş cinayetlerinde sorumluların tespiti şu an çalışan işçilerimizi korumaya yönelik bir hukuksal ödevdir. Çünkü sosyal devlet işçileri piyasa koşullarının acımasızlığını terk etmez. Denetleyici ve düzenleyici mekanizmalar inşa eder. Bu mekanizmalara yönelik sorumlulukları vardır. Ancak mevcut cezasızlık pratiği bu denetleyici ve düzenleyici mekanizmaları tahrip etmektedir. İş cinayeti davalarında çoğu zaman gerçek sorumluların yargı karşısına çıkarılması gibi bir durum söz konusu maalesef olmuyor. Denetim göreviyle yükümlü kamu personelinin yargılanmasını sağlamak için izin gerekiyor. Ancak bu izin çok büyük oranlarda verilmiyor. Birkaç örnek vermek gerekirse, Soma faciası sonrası avukatlar Çalışma ve Enerji Bakanlığı'ndaki sorumluların yargılanması için başvuru yapıyor, izin çıkmıyor. Anayasa Mahkemesi ise hayır yargılanmalılar diyor. Ancak karar 16 aydan beri Soma savcılığının önünde bekliyor ve Soma savcılığı henüz bununla ilgili bir iddianame düzenlemiş bir dava açmış değil. Diğeri Ostim İvedik davası, bir diğeri de Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlama. Hiçbir kamu görevlisi yargılanmadı.
Burada amacımız elbette kamu görevlilerini suçlamak değil Sayın Bakan. Türkiye'de hiçbir kamu görevlisi bir işçimizin dahi ayağına taş değmesini istemez. Bundan kesinlikle eminiz. Zaten anayasamızda kamu görevlilerini yargılanmasının izne bağlanmasının nedeni görevlerini baskı altında kalmadan icra etmelerini sağlamak, suçluyu korumak ya da suçu örtbas etmek değil, aksine görevini yapanların bunu ispat etmesini sağlayarak aklanmasını sağlamak. Ancak varsa bir sorumsuzluk hukuken cezalandırılmalıdır ki iş cinayetlerinin önüne geçebilirim. Sizi iş cinayetlerinde kamusal sorumluluk konusunda etkili adımlar atmaya davet ediyor Sayın Bakan. Sayın Bakan, diğer bir önemli konu işverenin sendikal örgütlenme sürecinin yargı oyunlarını sekteye uğratması. Bu yargı oyunlarının merkezinde yetki tespitine itiraz süreci yer alıyor. Süreç şöyle şu şekilde işliyor. İşçi sendikası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvuruyor. Şartlar yerine getirilmişse bakanlık sendikaya yetkiyi veriyor. Ancak işvereni 6 gün içinde itiraz etme hakkı tanınıyor. 6356 sayılı sendikalar ve toplu sözleşmesi kanunun 5. fıkrası diyor ki itiraz karar kesinleşinceye kadar yetki işlemlerini durdurur. Bu hükmün değiştirilip itirazın süresi, yani itirazın yetki süresini durdurmaması gerekiyor. İş koluna itiraz süreci nasıl toplu sözleşme sürecini durdurmuyorsa burada da aynısının geçerli olması gerekiyor. Bu yetki tespiti davası 5-6 yıl sürüyor. O süreçte de ne sendika kalıyor ne örgütlülük. Bu hüküm kötüye kullanımın önünü açıyor. Sizi bu noktada da adımlar atmaya davet ediyorum. Çünkü işçilerin örgütlü olmadığı bir ülkede ne demokrasiden ne adaletten bahsetmemiz mümkün değildir. Bütçeniz hayırlı olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yardımcılarınıza ve ekibinize bir teşekkür edeceğim. Yiğidin hakkını yiğide vermemiz gerekiyor. Güncel karşılaştığımız sorunlarla ilgili kendileriyle temas kurduğumuz zaman sağ olsunlar, çözümcül oluyorlar, yardımcı oluyorlar. Cezaevlerindeki ziyaretlerimizden tutun, vatandaşlarımızın hak ihlallerine kadar o anlamda bir hakkı hazırının önünde teslim etmem gerekiyor. Ama Sayın Bakanım, gelir dağılımının bu kadar adaletsizliği olduğu, yoksulluğun bu kadar had safhada olduğu, gelir dağılımı ile ilgili özellikle çalışanların %8'lik gelir grubunda payının rant grubuna teslim edildiği son bir yıl içerisinde, istihdamda müthiş bir adaletsizliğin olduğu, kamu görevinde liyakatsizlikle alakalı sınav iptallerine varacak kadar ciddi adaletsizliğin olduğu bir ülkede bize bu anlattıklarınızla alakalı bizim ikna olma imkan ve ihtimalimiz söz konusu değil. Özellikle iddianame hazırlama meselesinde Cumhuriyet Savcılarını ıskat ederek 81 ilin başsavcısının imzasına iddianameleri bağladıktan sonra Türkiye'deki hukukla alakalı başsavcıların hareketsiz hale getirildiği, nötr hale getirildiği bir gerçeklik yaşıyoruz. Gözümüzün önünde yaşandı. SPK'da yolsuzluk ve her türlü manipülasyon iddiasını uzun süre başvurulara rağmen hiçbir başsavcı yukarıya bakmaksızın işlemsel hale getiremedi. Yine aynı şekilde yargıya müdahalenin has safhada olduğu, sayın arkadaşlarımız bize burada diyor ki yok mahkemede şunu yaptınız bunu yaptınız. Ben size bir hatırlatma yapayım. Orada Vefa Salman'ın hakkını aylardır yıllardır sürüncemede bırakan bir mahkeme var. Bir saygısızlık da söz konusu değil. Yargıya müdahale arıyorsanız ben size hatırlatayım. Tahliye kararı vermiş olan bir mahkemeye daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı kime sordunuz da tahliye kararını verdiniz dedi. Ve orada 7-8 saat içerisinde yeniden bir tutuklama hayata geçirilerek tahliye edilen kişi tutuklandı. Avrupa Konseyi'nin yolsuzlukla mücadelede sınıfta kaldığını ilan ettiği bir ülkede yolsuzlukla mücadele ile ilgili yasa çıkarılırken bütün uyarılarımızı sivil toplumu yok etmek yerine gelin gerçekten yolsuzlukla mücadele edecek yasa çıkaralım dediğimizde nüfuslu kişilerle alakalı yasa hükmünü hayata geçirmeden Türkiye'yi gri listeye iten bir yasama organından bahsediyoruz arkadaşlar. Sayın Bakanım, sizler de bunları izlediniz ve Türkiye artık her türlü ekonomik ilişkinin 3 katı 4 katı maliyetli bir ülke haline geldi. Ben başka bir güncel davayı daha hatırlatacağım burada. İmamoğlu davası. Sayın Ekrem İmamoğlu. Önceki
davaya bakan hakimin eşine, dostuna ben baskı altında Sayın İmamoğlu'nun siyasal geleceğini ıskata uğratacak bir karara zorlandım dediği iddiası var. Sayın Bakanım, siz HSK'nın başkanısınız. Bu iddia neden soruşturulmuyor? Neden soruşturulmuyor? Biz neden hala zehirli suyun içerisinde hukuk arar haldeyiz? Siz hepimizden daha iyi bilmelisiniz ki o mahkemeye artık hangi hakim gelirse gelsin, hangi kararı verecek olursa olsun, hangi iyi niyetle davranıyor olursa olsun, bu saatten sonra siz bu ilişkiyi sorgulattırmadığınız, soruşturmadığınız, bunun gerçeğini ortaya çıkarmadığınız süre içerisinde Türkiye'de bağımsız ve tarafsız bir yargı vardır diyecek bir yerde oturmuyorsunuz. Aynı şekilde Gezi davasında Yargıtay Dairesi hiç görmediği bir dosyayla ilgili birleştirme kararı verirken siz yine bakan koltuğunda oturuyordunuz. Son cümlenizi alalım. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Bitmez Türkiye'de adaletsizlik, hukuksuzluk bitmez ama 4 dakikada çok net olarak söyleyeyim. Türkiye'de şunu söyleme durumundayız biz de az önce. Eğer kadıyı satın alırsanız adalet biter. Adaletin bittiği yerde devlet biter. Gelin el ele verelim. Bu devleti bitirmeyecek önlemleri alalım. Eleştirilerimizi lütfen ciddiye alın. Teşekkür ediyorum. Şimdi